Atina sokaklarında kaybolmaya mı gidiyoruz bebeğim? Evet güzelim, şimdi Atina sokaklarında kaybolacağız. Ben... Ya da gitmem Atina'ya. Ya ne söyleyeceksin şu an, herkes merakla bekliyor. Yürü be, yürü be. Helal olsun sana. Bir de bu kadar eski bir yer yemekler nasıl gelecek bilmiyorum. Şu anda böyle bir yere geldim. Tatucu var, tatu yaptırayım mı? Narin dağ çiçeğimi hazırlayacağım. Hadi be. Fail. Hangi saçtan mı yemişler? TK 1845 sefer seyri. Atina uçuşu için son çağrı. Geldi mi? Bugün çok sakiniz. Normalde geçen sefer Atina'ya gitmeye çalıştığımızda last call dediğinde deliler gibi şu koridordan koşuyorduk. Sonduk şeye kaldık ve koşuyoruz. Bakalım sakinim. Çiyalı yoğurdumu yiyorum. Bakalım alacaklar mı sana? Bakalım Atina'ya gidebilecek miyiz? Bakalım bu sefer geçebileceğiz mi? Nasıl bakalım? Bu sefer de gidemezsek ben... bir daha da gitmem Atina'ya. Aynen öyle. Koş 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 aldılar. Koş koş. Senden sonra artık hiçbir şeyimizi geri çeviremez. Her adam hep pasaporta bakıp yine arkadaşına bakıp bir şey söyledi orada yine böyle. Aynen. Acaba mı dedim ben. Neyse gidiyoruz. Bu sefer gidiyoruz bakalım. Yaşasın. Atina'dayız. Başardık. Atina'ya indik ve... Müge karşımda. Müge karşımda. İnanmazsın. Metro kartı aldık. Taksiyle gidecektik normalde ama. Euro kurundan dolayı metro ile gitmeye karar verdik. Al bakayım her bebeğim. Şey böylesi daha eğlenceli. Bebeğim geçemedim. Çünkü çok yakındım da o yüzden. Haritamış. Canım benim ya, haritası var. Ya kız çok güzel anlattı ya. Information'daki. Bizi izliyorsa Information'daki kız. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Bak böyle teker teker çizdi. Dedi ki burası metro. Heh, şunları gösterdi. Bu bus dedi 5,5 euro. Bu metro dedi 9 euro. 40 dakikada gidiyor dedi şehre. Plaka şehir merkezine. Dedi ki plakadan sonra dedi her yer yürüyüş mesafesi. Ben de dedim ki sen plakaya gidene kadar söyle bana, ben plakayı biliyorum. Caner yine yurt dışındaki gereksiz muhabbetçiliğini dakika bir gol bir gerçekleştirerek. Caner artık iyice esnaf, bayağı muhabbetle yani. Arkamızda bir sürü insan Tourist Information'da beklemesine rağmen kızla böyle yeah işte I've been in Flaka, ben buraları biliyorum falan filan diye böyle muhabbet ediyor. Başlar şimdi birazdan. Where are you from? Kalimera canım, Kalimera. Atina'dayız ya. Çok romantik, meleğim. Çok duygusalım. Gel o zaman şu şurada birazcık müzik dinleyelim. Ra 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 ra. Vallahi metromuzla geldik şehir merkezimize. Plaka'ya geldik. Yolda sohbetimizi ettik canım sevgilimle. Caner, uçakta bir tane adam vardı. Adam böyle sürekli ayağa kalkıyor falan, böyle bir türlü yer beğenemiyor. Biz de koltuğumuzu değiştirmek istediğimiz için o adama bir kere çok güldük. Sonra yanımızdaki kadın hem film izledi, işte hem kulaklığı kullandı, hem bize yaptı. Caner diyor ki,
Kadın şu an her şeyini kullandı. Tuvalete bile gitti. Her şeyini kullandı ya. Oradan bir şeye tepsiyi açıyor. Kadın bütün düğmelere bastı gerçekten uçakta. Sonra indik. Bir tane kalabalık bir grup vardı. Ben dedim ki kalabalık grubun önüne geçelim çünkü Avrupa vatandaşı olmadığımız için çok fazla pasaport sırası bekleyeceğiz diye. Sonra neyse onlar da bizim yanımıza geldiler. Ben şaşırdım çünkü onların İspanyolca konuştuğunu düşünüyordum. Sonra ben bu duruma takıldım ve sürekli böyle ya ne dedim ya? Nereli bunlar? Neden bu sırada? Avrupa vatandaşı olmayan sıradalar. Kim bunlar falan kim diyorum. Bunlar? Caner böyle gülüyor. Sonra onların pasaportlarının fotoğrafına bakarak yani pasaportlarına bakarak onların Arjantinli olduğunu anladım. Ve sonra İspanyolca konuşuyorlar ama Arjantinliler gibi. Evet. Yani o anda bunlar bizim için komikti. O anda da komik. Bebeğim bizim gelişimize bando şey yapmışlar görüyorsun değil mi? Evet. Karşılama. Gelişimizi kutluyorlar. Gelişimizi kutluyor Yunanistan. Çok teşekkürler. Güneşimi özledin mi? Özledim. Onu hep özlüyorum. Güzel kızım benim. O benim yanımda olmadığı zaman mutlaka onu özlüyorum. Birlike yolunda o kadar çok özleyememiştim. Çünkü sürekli yürüdüğüm ve böyle hani hiçbir şey yapmaya vakit bulamadığım için. Ama onun dışındayken hep özlüyorum. Güzel kızım. Seni çok seviyoruz. Bir gün ileride izlersen bu videoyu. Annem baban 2 gün tatile geldi ama... Seni çok seviyoruz ve özlüyoruz. Keşke sen de olsaydın diyoruz. Sonra diyoruz ki... Sen de uzun, geleceğiz buraya. Çok uzun zamandan beri... Evet baş başa tatil. Tatil yapmadık diyoruz. 2 güncük ya 2 gün hemen geliyoruz. Bu duygular arasında hemen geleceğiz. Gelirken zaten tatil bitecek. Şöyle o zaman ne yapıyoruz şimdi? Dolaşacağız şimdi. Bastıklar. Şimdi kaldığımız yeri göstereyim ben size. Manzaramız böyle. Böyle güzel bir balkonumuz var. Ve tabii ki... Akropolis. Akropolis. Akropolis sen mi büyüksün ben mi büyüğüm be? Peki niye bu sıcakta bu siyah çoraplıyım diye soruyor musunuz? Daha sormamışlardı. Ama ben de sordum. Şu an ben soruyorum. Yani. Ama bunu da bir şeyler yerken anlat. Başıma gelenleri size anlatacağım. Kısız başı cedersin ayaklar çekermiş. Burası da böyle bir oturma alanı. Yine balkona çıkıyor. Burası da banyo. Evet benim. Görürsek aşağıdan bu alalım. Her girdiği evet üstçüler benim, kuzum benim, canım benim. Müge ile ilk tanıştığımızda 2 hafta sonra Yunanistan'a, yine Atina'ya tatile gelmiştik. Ve ben böyle plan programı sevmeyen bir adam. Hiçbir yere rezervasyon yaptırmamıştım. Atina'yı da çok bilmiyordum. Sonra çantamızı koyduk. Döndüm Müge'ye dedim ki, Müge, şimdi bugün ben hiçbir yere rezervasyon yaptırmadım. Seninle birlikte Atina sokaklarında kaybolacağız dedim. Kendini efektif. Kendimden etkilendim. Kendimden etkilendim ya. Yine Atina sokaklarında kaybolmaya mı gidiyoruz bebeğim? Evet güzelim. Şimdi Atina sokaklarında kaybolacağız. Ama gerçekten de öyle ya. Atina sokaklarında kaybolduk. Böyle bakıyorum. Burası güzel. Gel diyorum. Giriyoruz. Çok güzel. Acayip güzel bir yer çıkıyor falan. Evet Caner'in böyle random yer seçimleri çıkıyor. Ama ben de o Different Beast'i falan ben bulmuştum. Ah oh, canım. Instagram'dan search etmiştim. Öyle bakalım. Şimdi nerelere gideceğiz bilmiyoruz. Bir planımız yok. Ama tabii eskiden gittiğimiz bir iki yere uğrarız mutlaka. Bir tane uzocu var. Efsane. Orayı kesin not almanızı istiyorum. Bence Atina'nın en güzel uzocusu. Sadece uzo yapıyor. O yüzden oraya bir gideceğiz. Yolda yürürken harika bir yere denk geldik. Burayı göstermeden edemeyeceğiz gerçekten. Tesadüfen gerçekten sokakta kaybolurken bulduk burayı. Aşırı traditional. İçeriği de birazdan göstereceğim ama sipariş vereceğiz önce. Böyle salaş yerlere bayılıyoruz. Belki bayılıyoruz. Mükemmel ya. Aslında ben böyle işte sağlıklı nereleri var Atina'da diye araştırırken Mystic Pizza diye bir yer bulmuştum. İşte böyle hamuruna farklı şeyler karıştırılıp işte daha nutrition değeri yüksek şeyler yapıyorlar. Hadi oraya gidelim diye böyle yürürken buraya gördük ve böyle direkt burada yaşayan insanların oturduğu bir yer. Evet bayağı lokal gözüküyor. Yaşam tonlaması biraz yüksek gibi görünse de
Ama içeriye girdiğimizde aslında bayağı gençlerin ve ailelerin de olduğunu gördük. Yani İçerisi böyle, falan mükemmel ya. Ya evet. Tam buralı iyi yemek yemesini bilen ve hiç risk almayacak böyle yıllardır buraya gelen tam Atina'da yerel insanların geldiği bir restoran. Şimdi sipariş zamanı. Kaldır ha. Tam aynısı. Parlıyor biraz da aşağıya. Neymiş kalbur da? Ya bak tam Ankara'da böyle bir yer var. İzleyenler belki biliyordur. Kalbur diye bir yer vardı. Ankara'nın en meşhur mezecisi. Aynı böyle bir apartmanın altında salaş sandalyeler şeye geliyorlar. Sahipleri insanlar çok tatlılar. Yine böyle karı koca bir sahipleri var. Ankaralılar bilir. Gelir böyle hiç labali şey siparişe girmez. Söyler. İşte hani böyle soğuk bir şekilde siparişini alır. Bu. Ben bunu tavsiye ediyorum der. Böyle soğuk bir tonla. Ondan sonra gider. Abi şey alan da, siparişi alan da aynı öyleydi. Biz böyle cıvılmaya çalışıyoruz falan. Sana şey dedi, onu duydun mu? Sen dedin ki kroket. Ne kroket? Kabak kroket mi dedin? Kabak kızartma mı dedin? Evet, kabak kızartma mı dedin? Hangisi daha iyi dedim. O dedi ki kabak kroket dedim ya dedi. Hiç asla şeye girmedi. Net. Net ya. Valla acayip keyifli bir yere geldim. Ya zaten şu olay çok iyi. Ben geçen de şeyde Rotahane'yle geziye gittiğimizde Ezogelin diye bir mekandan fotoğraf paylaşmıştım ya, orada da böyle bu kağıt örtüler vardı. Bence bir restoranda eğer kağıt örtü varsa orası kesinlikle iyi bir restorandır diyebilir miyiz? Bas yörüne. Bak şimdi ne yapıyorsun? Yes. Yes. Ben sana bir şey var mı? İnsan insana temas ediyor. Şu tatlılığa bak, bak. Keyfimiz yerinde. Çok şükür. Şükürler olsun. Aslında da varmış aynısından. Ayvalık'ın hemen karşısı. O yüzden İstanbul'un misafirliği varmış bayağı. Biz yeni keşfettik ama aşırı beğendik. Gerçekten çok lezzetli ve lokal. Yani tam olarak traditional yemek yiyebileceğiniz bir yer. Oturalım mı orada? Hadi gel. Tabak vermen lazım. Ya su. Çok tatlılar. Hadi oturalım gel. Çanlar çalıyor. Çanlar çalıyor bebeğim hadi. Atina is calling. Bugün bir şehir turundan, spontan şehir turundan sonra geldik eve giyindik. Biraz dinlendik. Şimdi de bir arkadaşımın tavsiyesiyle Müge'yi yemeğe götürüyorum. Pazar günü. Pazar gününün spesiyeli. Bakalım nereye gideceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum da tavsiye edeceğim. Şu güzelliğe bak. Göz farını aldık yapmaya çalışıyorum. Becerdim şimdi. Göz farını gölgelik yapım. Davet edeceğim mi? Evet. Hazır mıyız? Ben nasıl olmuşum? Ben niye siyah çoraplıyım? Tahmin edenler. Dedim bir sessizlik oldu. Biliyorum sonuna kadar söylemeyeceğim. Aynen sonunda söyle bence de. Şu anda böyle bir yere geldim. Acayip müzik var. Acayip müzik var diyor. Çok acayip bir müzik. Hayır yani çok fazla müzik var anlamında. Telif yer mi? Beni duyuyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne? Bunu açmamı ister misin? Fail. Hangi saçtan biliyormuş sadece? Mavi açma. Anladın mı?
Burnuma kadar sokmayayım. Aralı değil mi? Bravo. Dibine kadar sokmayayım, birazcık böyle. Bravo. Kapıyı kim açtı? Tabii ki ben. Bravo, teşekkürler. Gerçekten 5 dakika uğraştım. Neyle açtın bebeğim? Bütün gün neyle açtın? Kaç kere açtın? İyi ki girdik, giremeyeceğiz diye ben çok korktum. Çok yorulduk. Evet. Birinci güzel günümüzün geçti. Sonundayız. Güzel gezdik hanım. Çok güzel gezdik. Yarın ne yapıyoruz? Bakalım bir uyanalım da bir kahvaltı. Kahvaltı, sonra da işte bir şeyler. Günaydın. İkinci günümüzdeyiz ve yine bastınız. Atina'da bir toplantımız var. Jeneratör'de bir toplantı ayarlamış bir şey için. Şimdi oraya gideceğiz. Gitmeden önce kahvaltı yaptık. Kahvaltıcı bulamadık bu arada ve burası çok güzeldi kahvaltısı. O yüzden özellikle çekmek istedim. Evet, kahvaltı bittikten sonra çektim ama mesela yumurtası çok başarılıydı. Ben sadece beyaz yumurta beyazı omleti yedim. Yumurta beyazı omleti de zordur yani, her yerde çok iyi yapılamaz. Omlet bayağı iyiydi, yumurta bayağı iyiydi ama esas şu böyle fıstık ezmeli bir bol yedi Caner. Ben de ucundan tık tık yedim. O bayağı iyiydi. Yani Atina'ya gelirseniz böyle traditional bir kahvaltı değildi ama hani güzel, lezzetli bir kahvaltı yapabilmek için iyi bir alternatif. Zaten traditional kahvaltı bizi... Bir cümle söyleyecek daha ne yapabilir acaba? Sümkürdü, öksürdü, hapşırdı. Bir kayıt diyebilir miyiz artık? 2-1 kayıt. Ya ne söyleyeceksin şu an? Herkes merakla bekliyor. Zaten traditional kahvaltı bizim ülkemizde en iyi olduğu için biz dışarı kahvaltıyı aramıyoruz. Evet. Türk kahvaltısı best. Gerçekten bizim serpme kahvaltımız çok iyi. Kahvaltı konusunda da iddialıyım yani. İyi bir kahvaltı güne güzel başlama sebebi diyerek toplantımıza daha fazla geç kalmamak için gidiyoruz. Artık gidiyoruz. Siyah çoraplı bir kumbiyat var. Neden diye merak ediyorsanız videonun sonunda bunu açıklayacağımı söyledim. Böyle gidiyoruz, yürü. Olabilecek bütün siyah çoraplı olabilecek ve bu sıcakta beni yakmayacak kombinleri yapmaya çalıştım. Yine gece 4 saat falan bavul hazırladım gece 12'ye kadar buraya gelmeden önce. Hepsi sana güzel görünmek için bebeğim. Meleğim benim, çok seviyorum seni. Canımın içi. Evet, işlerimiz, toplantılarımız bitti. Şimdi yol üstünde yine bir yer keşfettik. Yine burayı da söyleyeyim size. Şöyle bir yer. Şurada gittiğimiz yere. Onun üzerine sticker var diyorum. Çıkartalım. Bebeğim, sticker onun orijinalliği. Sticker'ı çıkartamam. Böyle tatlış bir barı var. Böyle çok tatlı bir kafe. Aşırı tatlı. Böyle kahve yapıyorlar. Joshua Tree. Kahveyi de çok beğendim. Hatıra olmasa adına bunu da alacağız. Bu arada hot dog yedim. Hot dog bayağı iyi. Ama vegan hot dog. Vegan hot dog. Vegan mı, vejetaryen? Bence vejetaryen hot dog. Vegan hot dog değil burası ya. Burası vejetaryen diye biliyorum ben. Nereden biliyorsunuz, pardon? Öyle toplantı yaptığımız kişi tavsiye etti. Atina'da daha önce geldiğimiz yerin fotoğrafını... Hangisi? Mekanı, o hani bir pasajın içinde sadece ışıkla isim okunan bir yer vardı ya, oranın videosunu bulmaya çalışıyorum. Kokteyl varın mı? Evet, motor kiralamak istedik ama Caner ehliyeti kırık olduğu için ve yanına getirmediği için motor kiralayamadık ve şu anda scooter kiralıyoruz. Çünkü sıcakta daha fazla yürüyemedik. Bakalım neler olacak. Benim heyecanlı mısın scooter için? Senin adına heyecanlı. Niye benim adım aymış? Bu arada ben gerçekten ilk defa scooter'a bineceğim. Ama bine bine scooter'a biniyorsa herhalde ben de binebilirim diye düşünüyorum. Öyle bir şey değil o. Bu bile elektrikli, basıyorum diye. Teşekkürler bunu kiraladıktan sonra söylediğin için. Binemez mi gidiyorsun yani? Binemez. Binemez mi gerçekten? Bilmiyorum, belki de binemem. Yürü be, yürü be. Helal olsun sana. Bir de bu kadar eski kutuya ben de öğrendim. Sevdin mi? Sevdim. Benim yani. Çocuğumuz scooter'a biniyor şimdi. Vay değil, elektrikli ama. Manzaramıza bakın be, scooter manzaramıza. Ne oldu? Bu ağaç. Vallahi bu ağaç. Bebeğim tam önünde durduk.
Evet, ilk Atina'ya geldiğimizde bu ağaçta fotoğraf çektirmiştik. Vay be, o ağaca geldik vallahi. Burada Akropolis. Nasıl çıkacağım? Çıkabilecek misin? O zaman nasıl çıkacağım? Böyle olmaz. Ya, ayakkabım. Ben seni oturtmuştum yukarı. Öyle mi yapmıştın? Evet. İnsanlar trende. Gidiyor yine bak, gidiyor. Evet, şu anda akşam yemeğindeyiz. Akşam yemeğinde kaldığımız yere çok yakın bir yere geldik. Öyle özellikle akşam yemeği için bir yere gitmedik. Burası turistik bir bölge. Bu turistik bölgedeki bu restoranda Yunan bir arkadaşımız bize tavsiye etti. Bizim bildiğimiz yaprak sarması. Sadece içi daha fazla etli ve sosu böyle mayonezli ya da yumurtalı bir sosu var. Diğer yemekler nasıl gelecek bilmiyorum. Yani bu akşam yemeğinden çok aşırı ümitli değildik ama. Sevdin mi? Lezzetli yani bence. Ama işte yaprak sarması yani. Bizde daha iyi yorumları benim var. Benim ilgimi çeken konu hani... Bol malzemesi. Traditional Greek falan demeleri. Sarma bizim mi onların mı? Tarihi nedir? Düşünüyoruz akşam yemeğimiz hakkında. En son ben yemekleri çekiyordum, sonra bir kayıt durdu. Çünkü başka bir yemek gelmedi. Çok üzerine konuşulacak bir restoran değil işte, basic. Ama yemekleri de lezzetli olan ama böyle hani wow olmayan. İnanılmaz da diyemeyiz. Güzel ama yerin gideceğimiz yer hakkında öyle diyemeyiz. Bir günün daha sonuna geldik diyebilir miyiz? Diyebiliriz, geldik zaten. Evet, kaldığımız yere geldik. Burada kalmıyoruz tabii ki. Sabah burada kahvaltı etmiştik. Ama boş bugün. Bugün pazartesi. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Belki gündüz izliyorlar. Neydi o? Böyle bir söz vardı. Her nerede yaşanıyor evet. Ve yaşatılıyorsa. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi günaydın, geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Ben iyi geceleri sana söylemiştim. Tatucu var. Tatu yaptırayım mı? Yaptır Allah aşkına tatucu. Hadi gel yaptırayım ya. Ben yatarım. Hadi çok kısa bebeğim. Yapacağı şey çok kısa. Ne yapacak? Bizim hep dövme fikirlerimiz baki. Kalimera yazdıracağım. Şaka şaka. Yarın yaptırayım mı sabah? Yatır. Sabah dövme kahvaltıdan önce. Olur yaptır. Ne yaptıracaksın dövme? Sürpriz. Müge mi yazdıracaksın? Müge yazdıracağım. Çince. Ne yazdıracağım biliyor musun? Rai Dorday mı? Hayır. Öyle kreşe yazdıracağım. Narin Dağ Çiçeği'ni yazdıracağım. Hadi be. Ay sanırım ya. Hadi be diyor. Nasıl istedi onu yazdırayım. Güzelim. Hadi be. Yazdırırım ama. Narin Dağ Çiçeği'misin sen de. Ne yazdıracaksın? Sürpriz. Hayırdır benim saçımı? Sürpriz. Açar mısın? Günaydın. Şimdi kahvaltıya geldik. İlk Atina'ya geldiğimizde de bu Harvest Cafe'ye kahvaltıya gelmiştik. Ama o zaman buranın önünde tadilat vardı. Hiç böyle dışarıda oturulmuyordu. Yani Caner kendisine bir orduya yetecek kadar büyük bir club sandviç söyledi. Bir de omlet söyledi. Demek ki çok acıkmış. Benim fazla geldi. Buranın kahvaltısını da önerir misin? Evet. Bir kahvaltı daha mekanı önerebiliriz size. Harvest Cafe. Ama burası aslında biraz daha İspanyol bir yer. Tarifleri biraz daha İspanyol ama güzel. Tavsiye ediyoruz. Fikrimizi değiştirdik. Aynen, çok iyi değil. Harvest Cafe'yi önermiyoruz. Yani dün kahvaltı yaptığımız yer çok daha iyiydi yani. Böyle avokadoları, senin yediğin yoğurtlu şey. Burası biraz ne bileyim böyle fazla fast food gibi. Evet, fazla fast food. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir önce geldiğimizde çok beğenmiştik. Neden öyle oldu? Bir yeri ikinci kez gelince beğenmiyor musun? Yoksa biz mi değiştik? Yoksa Harvest Cafe mi değişti? Evet, Harvest Cafe değişti. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Belki de yanlış seçimler yaptık. Şimdi canım sevgilim Şapkacı'ya gitmek istiyor. Şapka alacakmış kendini. Şapkacı'ya gidiyor. Evet. Koşuyoruz. Nereye koşuyorum bebeğim? Bari söyle. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Koştuk, varızız. Yemek yedik falan filan derken her zamanki gibi geç kaldık. Kondisyon sıfır. Hadi koş. Sen koş önden.
Gerçekten koşmaktan nefret ediyorum. Ve koşamıyorum. Oh, Caner önden koşuyor. Ah, it's a video, okay. Yeah. Hi, Burak. Hello. Hello. Luck is with us. Bizu, 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 bizu. Buraya koştuk. Yani koşarak yetiştiğimiz yer burasıydı. Bakalım. Burak ve Göksem'in arkadaşlarımız bir bize toplantı ayarladı İstanbul'dan bu arkadaşlar ile. Kim olduklarını sonra ilerleyen belki bir vlogta açıklayacağız. Şimdilik sürpriz olarak şimdilik kaldı. Şimdilik sır vermiyoruz. Sır vermiyoruz. Peki ben vlogun sonunda niye sert cevap giydiğimi söyleyecektim. Ben havalım da söyle. Bebeğim niye bu oteldeyiz? Anlatmak ister misin? Allah'ım şükürler olsun. Bizde hiçbir şey yok. Neden şu an bu oteldeyiz? Uçağımızı erteledik. Yani şöyle davet bazı karışıklıklar oldu. Uçağımızı erteledik. Davet edildiğimiz eve... Davet edildiğimiz eve giremedik arkadaşımız. Çünkü bir organizasyon problemi oldu. Herhalde unuttu. O yüzden biz de gece açıkta kaldık. Bildiğiniz açıkta kaldık. Yani gecenin bir yarısı Atina sokaklarında. Evsiz barksız kaldık. Kapıyı çaldık çaldık, açan olmadı. Sonra kendimize en yakın otele atmak zorunda kaldık. Burada 1-2 saat uyuyacağız. Sonra da sabah uçağıyla döneceğiz. Yani zor durumdayız. Evet, artık bu vlog bitiyor. Atina'dan dönüyoruz. Atina tatilimizin sonuna geldik. Dönüyoruz sonunda. Uçağa biniyoruz. Ve ben niye siyah çorap giydiğimi açıklıyorum. Çünkü bir varis operasyonu olduğum için o sıkı ödem yapmayan çorabı giymek durumundayım 15 gün boyunca. O yüzden bütün tatili bu siyah çorapla geçirdim. Ona göre kıyafetler giydim. Konu buydu. Bravo bebeğim. Üzülüm benim. Her şeyi yakıştırıyorsun sen kendine. Bebeğim biraz güzel sıcak oldu yani ama. Güzel sevgilim. Çok güzeldi Atina tatili. Evet, çok güzeldi. İyi kan gördüm. Çok özlemişim seninle tatil yapmak. Evet, baş başa tatil yaptık uzun zaman sonra. Bye bye. Bye bye. Love you. Yeah, you.